Kalktır, kaldır. Bas, bas, bas ha. Al, al, al. Gel dedem, tünel yapalım. Kapıda mı görmez de amcamdan. Eve gireriz buradan. Gel. Bu poşeti değerlerler. Kar çok yağdığında kapattı. Taksiye zarar gelmesin diye bunu onlar taktı. 2013'te oldu. Bir de bu sene oldu işte mübarek. Ama lazım, bu da bereket. Gördüğünüz gibi bu yıl Sefaköy'e 2-2,5 metre kar yağdı. Belki de 3 metre olan yerler de var. Gördüğünüz gibi çok kar yağdı bu sene. Ev gözükmüyor. Gördüğünüz gibi girmek çok zor. Çok sıkıntı çekiyoruz. Tünelden geçer gibi eve giriyoruz. Köy hizmetleri çok sıkıntı çekiyor yollarımızı açmakta içi. Köyde kar 1,5 metreye geçmiş durumda. Yer yer 2 metreye kadar olan yerler var. Evlerden çıkmak bile zor durumda şu anda. Ahırlara gidilemiyor. Özel idare ekipleri 3 gündür aralıksız çalışıyor. Hala daha yolun asfaltı görmüş değiliz. Kar yağışı da biraz önce indi. Şu anda bilindiği üzere Domaniç Sefaköy'deyiz ve yoğun kar yağışı sebebiyle yollarımızda büyük aksaklıklar meydana gelmişti. Yalnız bu durumun acil bir şekilde çözülmesi noktasında hem İl Özel İdaresi hem ilçe özel idare ekiplerimiz 7/24 esasına dayanarak çok özverili bir şekilde yol açma çalışmalarını devam ettirmektedir. Tabii bu noktada vatandaşlarımızdan da bir talebimiz olacak. Özellikle Sefaköy ve İnegöl Kocaeli mevki tarafında seyahat edecek vatandaşlarımızın olabildiğince bu duruma hazırlıklı olarak, yani kış lastiklerini takarak ve zincirleriyle birlikte seyahat etmeleri noktasında önemli bir uyarıda bulunmak istiyoruz. Bunun dışında acil durumlar noktasında eğer kullanılma, o güzergahlardan geçme öncelikleri yoksa işlerini daha sonra ertelemeleri noktasında da ricada bulunuyoruz. Şu anda bulunduğumuz Sefaköy'de kar kalınlığı yer yer bazı bölgelerde 3 metre ama genel itibariyle 2 metreyi aşkın bir şekilde kar kalınlığı mevcut olduğu çalışan ekiplerimiz tarafından da gözlemlenmiş durumda. Gerçekten yoğun bir kar yağışıyla şu anda yüz yüzeyiz ve bununla ilgili de çalışmalarımızı en hızlı şekilde devam ettirip vatandaşlarımızın günlük hayatını aksatmayacak şekilde devam etmeleri noktasında çalışmalarımızı gösteriyoruz.